dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört Info Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Mart Pazartesi. Merhaba. Zor zamanlarda kendi kararını verebilmek için sosyal medyadan uzaklaşıp kitaba tutunanlardan mısınız? Şayet kitaba tutunmuşsanız az da olsa mutlaka yardımcı olmuştur. Bu arada güncel gelişmelere mesafe koymak da mümkün değil. Hafta Mariupol'dan gelen korkunç haberlerle başladı. Aslında yüzbinlerce sivilin hafta sonu tahliye konvoylarıyla kapalı liman kentinden çıkarılması gerekiyordu. Ancak ateşkes uzun sürmedi. En azından haber böyle. İnsanlar hala su, ısınma ve elektrik tedarikinden mahsur bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Savaş kimseyi kayıtsız bırakamaz. Neden mi? Kimisi bunu can korkusu ve işgal korkusuyla, kimisi öfke ve nefretle, kimisi artan hayat pahalılığıyla yaşar. Buna şu cümle eksiksiz bir şekilde uyuyor. Neredeyse çözümsüz olan görev diye yazıyor Adorno, ne başkalarının gücünün ne de kendi güçsüzlüğünün seni aptallaştırmasına izin vermemesidir. Şunu unutmayalım ki savaşta ilk ölen gerçektir. Yani savaşın ilk kurbanı gerçektir. Savaş haberlerinde haberi veriş yöntemi gazetecinin tekabül ettiği ülkenin hangi tarafı desteklediğine bağlı olarak değişir. Bağımsız, özgür gazeteciliği savunanlar bile bu değişikliğe itiraz etmeden ayak uydurur. Herhangi bir hedefi bombalamış olan saldırgan tarafın haberi saldırılan ülkenin şeytanlaştırılmasıyla başlar ve saldırı ondan sonra verilir. Örneğin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini haberlerini göz önünde bulunduralım. NATO'yu Rusya sınırına konuşlandırma girişimiyle Rusya'yı hedef alan Batılı ülkelerin kuklası Ukrayna'da Rus birlikleri hı, X kentini ablukaya aldı. Anlaşılır olmak için bir de Afganistan'a bakalım. Binlerce insanın ölümüne sebep olan Taliban terör örgütünün elinde bulundurduğu X bölgesine yapılan saldırıda en az 20 Taliban taraftarı öldürüldü. Buradaki haber mantığı önce düşmanın şeytanlaştırılması, sonra saldırı haberinin verilmesi formülüyle ilerler. Bunun sebebi savaş taraflarının halkın desteğini garanti alma hedefidir. İşte savaşta ilk ölen gerçektir sözünün anlatmak istediği budur. Küresel ekonomi dünyasında bırakın birbirlerini boğazlasınlar dönemi bitti. Herhangi bir ülkedeki savaşın faturasını kimileri canlarıyla öderken kimileri artan fiyatlar nedeniyle yoksullaşarak ödüyor. Ukrayna savaşının sonuçlarından duyulan korku petrol fiyatlarını zaman zaman varil başına 140 dolara kadar çıkardı. Rusya'dan petrol ithalatının olabildiğince durdurulması petrol fiyatlarını hafta başında 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Brent petrolün varil fiyatı günlük %10 artışla 130 doları aştı gece saatlerinde varil fiyatı 139 dolarla 13 yılın zirvesini gördü. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklaması hala hazırda savaş nedeniyle artan arz endişelerinin katlanmasına yol açtı. Bunun nedeni Rusya'nın dünyanın en büyük üçüncü petrol üreticisi olması. Rusya günde ortalama 11 milyon 200 bin varil petrol üretiyor. Nihayetinde bu fiyatlar tüketicilere de yansıtılarak örneğin Kassel'de süper benzinin fiyatı 2 euroyu aştı. Fiyatların önümüzdeki günlerde de artması bekleniyor. Basına demeç veren uzmanlar varil fiyatının 200 dolara aşmasının söz konusu olduğunu belirtiyor. Rusya'nın 50 kentinde Ukrayna savaşına karşı yapılan gösteriler sırasında 4000'den fazla kişinin tutuklandığı söyleniyor. Dünyanın her yerinde insanlar savaşa karşı gösteri yaptı. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı hafta sonu çok sayıda ülkede on binlerce insan sokaklara döküldü. Rusya'daki aktivistler komşu ülkedeki askeri müdahaleye karşı yapılan protestolar sırasında en az 4300 kişinin tutuklandığını bildirirken batı kentlerinde de insanlar Ukrayna'daki savaşa karşı sokaklara döküldü. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e karşı Avrupa dışında da örneğin New York'ta ve Putin'in müttefiki olarak kabul edilen Kazakistan'ın en büyük şehri Atmatı'da savaşa hayır gösterileri yapıldı. Cumartesi günü Hamburg'da da Ukrayna ile dayanışma ve Avrupa'da barış için yaklaşık 30 bin kişi gösteri yaptı. Komşu şehirler Mannheim ve Ludwigshafen'da düzenlenen ortak mitinge 10 binden fazla kişi katıldı ve birçok Alman kentinde de gösteriler düzenlendi. Pazar günü Berlin'de dahil olmak üzere ülke çapında çok sayıda eylem gerçekleştirildi. Stand With Ukrayna örgütünün bir üyesi olan Aline, "Putin ayrılıp tanklarını çekene kadar her hafta sonu Paris'te veya başka bir yerde olacağız." dedi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de binden fazla kişi savaşı durdurun, Avrupa'yı kurtarın ve Ukrayna'ya zafer yazılı pankartlarla Ukrayna'yı desteklemek için yürüdü. Birçok protestocu kendilerini mavi ve sarı bayraklara sardı. Kazakistan'da siyasi gösterileri düzenli olarak yasaklayan yetkililer Almatı metropolünde büyük çaplı bir gösteri yapılmasına şaşırtıcı bir şekilde yeşil ışık yaktı. Cumartesi günü bir araya gelen 2000'den fazla insan Ukrayna Milli Marşı'nı söyledi. Barış sloganları attı ve bazıları Putin'e küfretti. İnsanlar ayrıca Roma, Zürih, Londra ve New York'ta Ukrayna Savaşı'na karşı gösteriler yaptı. Cuma günü Kassel'de bir araya gelen 4000 insan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını Friedrichplatz'ta protesto etti. Sahnede Ukrayna halkıyla dayanışma içindeyiz denildiğinde Ukrayna'da katılımcılar Olga ve Tetiyan'a teşekkürler diye bağırdı. Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü acımasız savaş her geçen gün bu ülkede sadece korku ve öfkeyi artırmıyor. Aynı zamanda insanların protesto ve Ukrayna halkıyla dayanışma enerjisini de şarj ediyor. Kasel'de 25 Şubat'ta belediye binasının önündeki ilk büyük mitingin ardından protestolar bir hafta içinde iki kattan fazla arttı. Ukrayna halkıyla dayanışmalarını ifade eden ve savaş suçları dursun çağrısı yapan 1500 Kaselli sayısı Cuma günü Friedrichplatz'da 4000'e ulaştı. Birçoğu iki saat boyunca dondurucu soğuğa rağmen yapılan konuşmaları dinlemek için direndi. Polonya Ukrayna savaşında Polonya ülkeye sığınan Ukraynalıların sayısını açıkladı. Polonya sınır muhafızları bugün yaptığı açıklamada 24 Şubat'tan bu yana 1 milyon 67 bin insanın Ukrayna sınırından geçerek Polonya'ya sığındığını duyurdu. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Moldova, Slovakya, Romanya ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği Ukrayna'da durumun daha da kötüleşmesi halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği savaşın başlamasından itibaren 10 günlük süre içinde toplamda 1 milyon 500 bin kişinin geçiş yaptığını belirtti. UNHSR açıklamasında bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizi. Sığmak için sınır kapılarından giriş yapanlar içinde çok sayıda kimsesiz çocuğun bulunması, Hitler faşizminin başlattığı 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilerin çocuklarını tek başlarına başka ülkelere sığınmacı olarak göndermesini hatırlattı. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna işgalinden itibaren Ukraynalılar ve Ruslar seyahat rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Keza geçen yıl Türk lirasının önemli ölçüde değer kaybetmesi ve enflasyonun Şubat ayında %50'nin üzerine çıkmasıyla sektör hareketlenmeyi bekliyordu. Turizm Bakanlığı rakamlarına göre Ukrayna ve Rusya'dan gelen ziyaretçiler geçen yıl Türkiye'ye gelen tüm turistlerin dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hamit Kuk, Rusya ve Ukrayna bizim için çok önemli pazar dedi geçen yıl yaklaşık 4,5 milyon Rus ve 2 milyon Ukraynalı turist Türkiye'yi ziyaret etmişti. Hem insani hem de ticari açıdan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın buradaki herkesi tedirgin ettiğini söyleyen Cook normalde Mart ayında yaz rezervasyonlarında yoğunluk olurdu ancak talep durdu diye konuştu. Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle durum Türk seyahat ajantelerini zora soktu. Ankara NATO üyesi olmasına rağmen Rusya'ya yaptırım uygulamadı ve diğer birçok ülkenin aksine Türkiye hava sahasını Rus uçaklarına kapatmadı. Ukrayna'daki savaş nedeniyle enerji fiyatları ve lojistik masraflarında görülen artış insanların günlük yaşamlarında süpermarketlerden her alışverişlerinde kendini hissettirir hale gelecek. Bu durum özellikle düşük gelirli aileler için büyük bir sıkıntı yaratacak. Almanya'da gıda fiyatlarında pandemiyle başlayan artışın Ukrayna Savaşı nedeniyle devam edeceği öngörülüyor. Almanya'da Ukrayna Savaşı öncesinde de artan ham madde ve enerji fiyatları ve korona pandemisi nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar gibi faktörler gıda fiyatlarını olumsuz etkilemeye başlamıştı. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Şubat ayında tüketiciler gıdaya bir yıl öncesine göre %5,3 oranında daha fazla ödeme yapmak durumunda kaldı. Öte yandan önümüzdeki aylarda artan doğal gaz faturalarının ve benzin fiyatlarının da vatandaşın alışveriş alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Almanya'da insidans 5 gündür artıyor. Ülke çapında 7 günlük yeni korona hastaları değeri yeniden arttı. Robert Koch Enstitüsü'ne göre değer 1259'a yükseldi. Alman Sağlık Daireleri bir gün içinde RKI'ye 78428 yeni korona hastası daha bildirdi. Aynı süre içinde 24 insan daha hayatını kaybetti. Kasel bölgesinde ise 337 insan daha virüsü yakalandı. Ölüm vakasının yaşanmadığını açıklayan Kasel Sağlık Dairesi hastanelerde onu yoğun bakımda olmak üzere 62 insanın tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük insidans Kasel'de 770, Kasel Kaymakamlık Bölgesi'nde ise 774 olarak kaydedildi. Değerli dinleyiciler Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşçakalın. Her şey gözünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kasel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.